Good afternoon, dear friends. Firstly, I would like to greet you all. Sevgili dostlar, herkese iyi günler. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum ve değerli katılımınız için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Dünya Enerji Uzmanları toplantısına hoş geldiniz. Adım Hakan Güldem. Dünya Gazetesi'nin yönetim kurulu başkanıyım. Bu uzman toplantısına ev sahipliği yaptığımız için dünya adına çok mutluyuz. Sevgili meslektaşım Barış Sağlam, Anadolu Ajansı'nda. Kendisi enerji masasında. Ve bizim için bu yuvarlak masa toplantısının moderasyonunda gerçekleştirilecek. Hepinize çok teşekkür ederim ve kolaylıklar dilerim. Çok teşekkürler. Bu etkinliğimizde Türkiye'den ve Rusya'dan çok değerli uzmanlar enerji ve özellikle de doğalgaz konularını konuşacaklar. Kendilerine de çok teşekkür ederim bizimle oldukları için. Çok teşekkürler, sağ olun. Hepinize sağlık, başarılar diliyoruz. Hepinizin de bildiği gibi enerji her zaman çok eşsiz, önemli bir sektör olmuştur. Ekonomik kalkınma normalde daha fazla enerji ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Ama tabii ki bu ihtiyacı aynı zamanda ekolojinin de ihtiyaçlarıyla dengelemek zorundayız. Çok hızlı değişen bir dönemdeyiz. Bence bu dönemde doğru enerji denklemini kurmak bir ülke için olmazsa olmaz, herhangi bir ülke için. Peki bu doğru dengeyi nasıl kuracağız? Yani enerji ihtiyaçlarıyla çevre kaygılarımız arasındaki dengeyi nasıl kuracağız? Sorularımızdan bir tanesi bu. Ayrıca büyük bir popülasyonu, nüfusların ihtiyaçlarını karşılayabilecek enerji kaynaklarını nereden bulacağız? Ve tabii ki enerji düşmanca hareketler yerine barışı nasıl getirecek? Ve enerji nasıl işbirlikleri ve ortaklıkları götürecek ülkeleri? Dolayısıyla birçok soru var kafamızda. Bunların bazılarını bugün cevaplandırmaya çalışacağız. Şimdi büyük bir keyifle sözü ekranı aynı zamanda Sayın Sağlam'a bırakacağım. Eminim ki bugün çok verimli bir tartışmamız olacak. Bir kez daha bütün katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Sevgili Barış, ekran senin. Çok teşekkürler Sayın Güldağ. Dünyaya da çok teşekkür ederiz bu etkinliğin sahipleri için. Adım Barış Sağlam, Anadolu Ajansı Enerji Masası Editör Yardımcısıyım. Evet, bu sanal bir toplantı. Herkes için konsantre olmak zor olabilir. O yüzden biraz kısa tutmaya çalışacağız ama mümkün olduğu kadar odaklı olacak. Amacımız sonuçta sizi bu ekranın başına kilitleyebilmek. Sizlere sağlık diliyorum, sizleri ve sevdiklerinizi. Bildiğiniz gibi pandemi sırasında dünyamız ters döndü. Türk katılımcılarımız için çevreyle ilgili olarak bir duyurumuz olacak. Türkçe'ye geçeceğim bunun için. Eğer Zoom'dan izliyorsanız aşağıda Japonca linkini tıklayarak Türkçe çeviriyi alabilirsiniz. Niçin Japonca diye soracak olursanız Zoom resmi olarak Türkçe çeviri sunmuyor. Bu yüzden Japonca adıyla adlandırdık diğerleriyle karışmasın diye. En olası olmayan link bu olduğu için. Teşekkür ederiz hepinize katılımınız için. Okay. After this quick announcement, I would like evet, çok hızlı bir duyuru yapmış olduk. Hemen konuşmamızla ilgili genel bilgiler vereceğim. Bir saatimiz var konuşmalarımız için. 15 dakikamız var soru cevabımız için. Aslında ben moderatör olmamaya çalışacağım, kolaylaştırıcı olmaya çalışacağım. Çünkü elimizde çok kısıtlı bir süre var, çok sıkı sıkıya bağlı tutmak zorundayız. O yüzden kısa tutacağız. 5 ana konuya odaklanacağız. Tabii ki COVID-19'a başlayacağız ve onun küresel doğalgaz piyasasının etkilerini konuşacağız.
Enerji dönüşümde doğalgazın rolünden bahsedeceğiz. Doğalgaz piyasasının küreselleşmesinden ve tabii ki burada Rusya'nın pozisyonundan bahsedeceğiz. Türkiye'deki doğalgaz pazarındaki gelişmelere bakacağız. Ve Türk Akım 2'ye yani Balkan Akımı olarak Balkan devletleri tarafından bilinen projeye bakacağız, beklentilere bakacağız. Şimdi müsaadenizle saygıdeğer konuşmacılarımızı tanıtmak istiyorum. Öncelikle emekli Büyükelçi Sayın Mithat Rendil ile başlamak istiyorum. Kendisi Dışişleri Bakanlığı'nda uzun yıllar hizmet gördüm bir büyükelçi olarak. Kendisi bizim için OECD'de daimi temsilciydi ve OECD'de aynı zamanda AGİT içerisinde icra komitesinde de Türkiye'yi temsil ediyordu. Sayın Doktor Konstantin Simonov da Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu'nun genel direktörü. Kendisi Moskova Devlet Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve ekonomi okudu. Bir master var siyaset biliminde Manchester Üniversitesi'nden ve doktorası var Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Kendisi Moskova Devlet Üniversitesi'nde aynı zamanda öğretim üyesi olarak da görev yaptı. Ve 2006'dan beri de Ulusal Enerji Güvenliği Fonu'nda. Sayın Mehmet Doğan var aynı zamanda konuşmacılar arasında. Gazde Enerji Danışmanlığı Genel Müdürü. İTÜ'den makine mühendisliğinden lisansı var. 25 yılı aşkın bir süredir petrol ve doğalgaz piyasası ile ilgili olarak çalışıyor. Gazde'nin yönetici direktörü şu anda ve enerji danışmanlığı yapıyor projelerde ve danışmanlık sağlıyor. Ve son olarak da Dr. Anila Bokarem'iz var. Kendisi Doğu Batı Araştırmaları Enstitüsü'nde kıdemli üye olarak çalışıyor. Şu anda medya, özel sektör şirketleri ve uluslararası kuruluşlarda da danışmanlık yapıyor. Çin'de ve Orta Asya'da çalıştım. Aynı zamanda Belçika'da üniversitelerde ziyaretçi hoca olacak oldum. Şimdi de bilgi vereyim bu konuşmamızla ilgili. Toplamda 60 dakikalık bir tartışmamız olacak. Sorularımız olacak. Her bir konuşmacının 3 dakikası olacak. Sorularımıza başlayalım. Tabii ki konuşmacılarımız aynı zamanda bu soruları sorduğum zaman kendi giriş konuşmalarını da yapabilecekler. Evet, hali hazırda içinden geçmekte olduğumuz pandemi piyasaları çok ciddi bir şekilde etkiledi. Küresel bir resesyon da bekleniyor. Petrol fiyatları hiç görülmediği kadar düştü. Ve OPEC ülkeleri içerisinde çok fazla maliyet açısından bir düşüş olmasına rağmen yine de fiyatların düştüğünü görüyoruz. Ve doğalgaz piyasasında da bir arz fazlası olduğunu görmekteyiz. Peki bütün bunlar doğalgaz fiyatları ve talebi açısından ne anlama geliyor ve önümüzdeki aylarda ne beklemeliyiz? Yani kısa vadede, orta vadede, uzun vadede ne beklemeliyiz? Sayın Büyükelçi ile başlamak istiyorum. Sayın Büyükelçi Rende, size veriyorum sözü efendim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle ben de Dünya Gazetesi'ne ve sevgili Hakan Bey'e çok teşekkür ederim bu etkinliği düzenledikleri için. Dostlarımıza bizi bir araya getirdikleri için. Sayın Barış Sağlam'a da çok teşekkür ederiz moderatörlüğün ötürü ve çok kibar takdiminden ötürü. Evet, siz de haklı olarak enerjinin öneminden bahsederek başladınız konuşmaya. Bir kere öncelikle şunu kabul edelim. Zaten enerji her zaman uluslararası gündemin tepelerinde olan bir konu olmuştur. Birçok iniş çıkış da gördük enerji piyasasında. Pek çok kriz gördük, çeşitli krizler gördük. Ama bence bundan önce hiçbir kriz şu anda dünyanın yaşamakta olduklarıyla kıyaslanamaz. Yani COVID-19'la beraber dünya hiç görmediği kadar farklı bir krizle baş başa kaldı. Tabii ki petrol ve doğalgaz veya genel olarak enerji piyasası da çok ciddi bir şekilde etkilendi. Dediğim gibi doğalgaz piyasası da çok etkilendi bu süreçten. Yani aslında inanılmaz bir şekilde bütün kötü faktörler bir araya geldi. Yani Çin'den başlayan bir şekilde aşırı bir tedarik olduğunu görüyoruz, arz olduğunu görüyoruz Avrupa tarafında da. Sonra ekonomik faaliyetler durdu. Hem karantinalardan dolayı hem de ulaşım durmasından dolayı uçaklar uçmaz oldu.
Tabii ki sonrasında kritik değer zincirlerinde kesintiler oldu. Yani dediğim gibi mükemmel bir fırtına diyorlar ya, öyle oldu. Tabii doğal gas fiyatları da düştü. Petrol fiyatlarından bahsettiniz. Onlar da negatife döndü. Uluslararası Enerji Ajansı'nın direktörü diyor ki kara Nisan diyor. Nisan petrol ve doğalgaz sektörü için felaket bir aydı. Bugün itibariyle doğalgaz fiyatları düşük. Küresel talep bir %4 daha düşecek deniyor. Yani bahsettiğimiz 150 milyar metreküp, yani muazzam bir miktardan bahsediyoruz. Yani aslında Avrupa Birliği'nin toplam tüketiminin üçte biri kadar bir düşüşten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu doğalgaz için çok büyük bir kriz demek. Tabii ki LNG ve sıvılaştırılmış doğalgaz piyasası da aynı şekilde bundan etkilendi. Sanırım şu anda 17 dolar gibi fiyatlardan bahsediyoruz. Oldukça düşük. Ve tabii nihayetinde ne beklemeliyiz? Petrol şirketleri sonuçta sermaye harcamalarından kısacak. Sermaye harcamalarını bir süre daha kısacaklar, rafa kaldırılacak projeler, özellikle derin deniz aramaları, sondaj, Akdeniz'de aramalar, bunların hepsi durdurulacak bir süre, rafa kaldırılacak. Ayrıca derin deniz çalışmaları duracak. Kaya gazı şirketlerinde bazıları çok kötü etkilendi, bazıları iflasa sürüklendi. Yani doğal gaz piyasası çok iyi durumda değil. Ve doğrusu çok kısa vadede de bir düzelme beklemiyoruz. Yani olumlu bir gelişme beklemiyoruz. Çünkü muhtemelen COVID-19 tüketim paternlerini de değiştirecek dünyanın her yerinde. Yani büyük ihtimalle taşımacılıkla ilgili alışkanlıklar da değişecek. İnsanlar evden çalışmayı tercih edecekler. Dolayısıyla ben doğalgaz piyasasının geleceğiyle ilgili olarak çok ümit var değilim. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde düşük fiyatları beklemeye devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Stop here and, belki burada sözü kessem daha iyi olacak. Ve Barış Bey tekrar size sözü versem iyi olacak. Çok teşekkürler. Çok doğru. Evet, Kara Nisan'dan bahsettiniz. Evet, bitti ama hakikaten normale dönmek çok zor olacak. Çok haklı olarak söylediniz. Bir de tabii ki sermaye harcamalarının da azalacağını söylediniz. Çok doğru. Özellikle de hani daha havalı olabilecek gösterişli projeler için biraz rafa kalkacağını söylediniz. Doğru. Evet, şimdi Dr. Simonov'a döneceğim. Dr. Simonov, siz ne düşünüyorsunuz? Yani COVID-19 pandemisinden sonra yeni normal ne olacak, ne beklemeliyiz? Çok teşekkür ederim bu soru için. Ben de çok öncelikle bu ilginç toplantıya katıldığım için çok mutluyum. Kesinlikle katılıyorum. Yani şu anda çok eşsiz bir durumdayız. Yani %25, %28'den bahsediyoruz Nisan'da, Mayıs'ta. Tüketim anlamındaki düşüşten. Dolayısıyla çok dramatik. Ama ben o kadar kötümser değilim. Yani iyimser değilim ama kötümser de değilim. Yani yeni normalden bahsettiniz. Yani yeni bir hayattan bahsediyoruz. Bir de tabii şöyle diyebiliriz. Yani sonuçta çok değişik bir dünyada yaşıyoruz. Yani ne olacak? Yani uçaklara binmeyeceğiz, arabalara binmeyeceğiz. Evet, doğru. Sonuçta koronavirüsün ikinci dalgası ile ilgili çok ciddi bir risk var. Durumun ne olduğu çok belirsiz. Ama bence insanlar bunu anladı. Yani evet, olağan dışı bir dönemdeyiz. Ve hiçbirimiz böyle bir dönem içinde bu şekilde olağan dışı koşullarda yaşamayı sevmiyoruz. Yani önümüzdeki yıllarda hidrokarbon yakıtların tüketiminde bir artış beklemiyorum. Yani çok yakında petrol ve doğalgaz tüketimi bitecek.
deniyor. Ama son 10 yılda mesela doğalgaz tüketiminin artışı %25 arttı bütün dünyada. Evet, şimdi tüketimde azalma görüyoruz, fiyatların düştüğünü görüyoruz. Ama önümüzdeki 10 yıl öyle olmayacak. Şimdi mesela şimdi diyorlar ki Avrupa Birliği'nde 2050'ye kadar petrolü bırakacağız, doğalgazı bırakacağız diyorlar. 2050'de doğalgaz tüketmeyeceklerini söylüyor Avrupa Birliği'ndekiler. Yani ben genç bir oğlanken, Sovyetler Birliği'ndeyken diyorlardı ki 2000 yılında komünizm düzeni içerisinde yaşayacağız diyorlardı. Öyle bir şey görmüyorum. Aynı şey enerji transiti için de geçerli. Belirsiz. Mesela şu anda Avrupa'da bile hidrokarbonun yani petrol ve doğalgazın payı %75, Türkiye'de %85 enerji miksi içerisinde. Yani bu durumu çok hızlı değiştiremezsiniz. Tabii şöyle bir soru var. Bunu değiştirmemiz gerekiyor mu çok dramatik yöntemlerle? Hep bunu düşünmek lazım. Çok teşekkürler. Sağ olun Dr. Simonov. Çok güzel ifade ettiniz. Yani çok kötümser olmadığınızı söylediniz önümüzdeki yıllar için. Ve insanlar da normale dönmek isteyecektir diyorsunuz. Çünkü kimse bu olağan dışı koşullarda yaşamak istemez diyordunuz. Bizler de öyle normale dönmek istiyoruz. Ve 2050 için Avrupa Birliği petrolden ve doğalgazdan çıkmayı istiyor. Bu stratejinin çok gerçekçi olmadığını söylüyorsunuz. Sonuçta çok zor bir döneme giriyoruz. Ne getireceğini bilmiyoruz. Evet, şimdi Sayın Doğan'ın görüşlerini bu konuda duymayı isterim. Yani COVID-19 dönemi hakkında kendisi ne düşünür, bize ne getirdi enerji piyasalarımıza ve yakın gelecekte ne beklemeliyiz? Buyurun. Çok teşekkürler Barış Bey. Öncelikle ben de herkese pandemi sırasında sağlıklı, güvenli günler dilerim. Ve Dünya Gazetesi'ne de bu kadar faydalı bir webinara ev sahipliği yaptıkları için çok teşekkür ederiz. Barış Bey, size de bol şanslar ve kolaylıklar diliyoruz bu güzel etkinlikte moderatörlük yaptığınız için. Evet, biz de onlarca rapor okuduk, okuyoruz pandeminin enerji piyasasının etkisiyle ilgili. Ama dürüst olmak gerekirse, inanın ben hala gerçek sonucun özellikle talep tarafında ne olacağını emin değilim. Şirketler kendilerine şimdi soruyor. Yani gerçekten seyahat etmeye ihtiyacımız var mı? Acaba gerçekten fiziksel bir çalışma ortamına, bir ofise ihtiyacımız var mı? Mesela geçen hafta lider çok uluslu mühendislik şirketlerinden bir tanesinin yöneticisiyle konuşuyordum. Dediler ki mühendislerin sadece %20'sinin ofiste çalışmasına izin veriyorlar pandemi döneminde. Yani tamamen farklı bir yaklaşımımız, farklı bir düşüncemiz var artık bununla ilgili. Dolayısıyla dürüst olmak gerekirse, yani normalleşme anlamında enerji talebi açısından ne olacağından emin değilim. Kesinlikle yeni bir tarz olacak diyorum. Yani enerji talebiyle ilgili olarak bir şey söylemek çok zor. Tabii ki iyimser olabilirsiniz ama sonuçta bu hepimiz için yeni. Hiçbirimizin bu konuda bir deneyimi yok. Sonucun ne olacağını bilmiyoruz. Benim özellikle belirtmek istediğim bir konu var. Eskiden petrolle doğalgazı aynı sepete koyardık. Çünkü doğalgaz fiyatları petrol fiyatlarına bağlıydı ve dolayısıyla taleple paralel ilerliyordu. Fakat şu anda durum tamamen değişti. Şu anda petrol talebi ve doğalgaz talebi birbirinden ayrışmış durumda. Ve bence petrol talebi kesinlikle düşecek. Ama aynı şey doğalgaz talebi için diyemem. Doğalgaz talebi artmaya devam edecek. Sebep de çok basit. Doğalgazın bir alternatifi yok. En azından hali hazırda yok. Yani mevcut teknolojilere baktığımız zaman ne yazık ki şu anda doğalgazın bir alternatifi yok. Şimdi bu bütün tüketim segmentleri için geçerli. Konut için, sanayi için ve tabii ki enerji üretimi için. Yenilenebilir enerji piyasası tabii ki büyüyecek, büyüyor, büyümeye de devam edecek. Ancak doğalgaza çalışan santraller
renewable energy sources. Her zaman yenilenebilir enerji kaynaklarının bir yediği olacak. Şu anlık bu kadar söyleyeceklerim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Farklı şirketlerin, kuruluşların farklı bakış açılarını görmek, pandemiye nasıl tepki verdiklerini görmek çok zenginleştirici bir tecrübe. Bazı tahminlerde bulunmak oldukça zor. Fakat çok önemli bir şey söylediniz. Doğal gaz petrolden özellikle talep açısından oldukça farklı. Şu anda petrol talebinde düşüş var ve böyle olmaya devam edecek gibi görünüyor. Öte yandan doğal gaz için talep artışta artmaya da devam edecek gibi görünüyor. Çünkü şu anda mevcut durumda bunun yerine koyabileceğimiz başka bir şey yok. Çok önemli şeyler söylediniz. Çok teşekkürler. Şimdi Dr. Vokarev'e dönmek istiyorum. Sayın Vokarev, size sormak istiyoruz. Acaba bu genel gidişatı, petrol talebinin aşağıya gidişi ki daha önce benzerini pek görmemiştik. Öte yandan doğal gaz talebi, talep açısından bakıldığında oldukça iyi gidiyor. Her şey değişiyor. Siz geleceği nasıl yorumluyorsunuz? Barış Bey, çok teşekkürler. Kısa cevap vermeye çalışayım. Ben iyimser yaklaşıyorum. Yani eğer koronavirüsün ikinci bir dalgası olmazsa iyimser olmak için çok sebep var. Rakamlara bakabiliriz. Bunlar tartışmamıza zemin teşkil etsin. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yaptığı çalışmalardan yola çıkarak %8'lik bir düşüş, gazda %4'lük bir talep düşüşü bekliyoruz. Yani bunlar oldukça büyük rakamlar totale bakıldığında. 2008'de de mali kriz yaşamıştık fakat şu anda çok daha farklı. Doğal gaza talep o önceki krizde sadece %2 düşmüştü ama biz şimdi çok daha büyük rakamlardan bahsediyoruz. Küresel gaz talebinde %1.5'lik bir artış yaşandı şu anda. Yani şu an artıştan bahsediyoruz. Fakat özellikle detaylardan çok şey çıkarabiliriz. Çin, Hindistan, Afrika'da, Orta Doğu'daki ülkelerin büyümekte olduğunu unutmayalım ve Avrupa'yı da odamızda tutalım. Pek çok siyasi aktör devrede. Nerede ne oluyor? Mesela Mayıs sonuna kadar tüketim yıllık bazda giderek düşmekteydi zaten. Ve total tahminler oldukça şaşırtıcı. Sadece %-7'lik bir düşüş bekleniyor eğer ikinci bir dalga olmazsa. Avrupa'da 2009'da neler olmuştu? O dönemde %8'lik bir düşüşten bahsediyorduk. Özellikle sıvılaştırılmış doğalgaz üzerinde yapılan çalışmalar ve tahminler dikkat çekici. Çünkü bu konuda tüketim Avrupa'da oldukça artacak deniliyor. Tahminler bunu gösteriyor. 8 milyon tonluk bir kayıt henüz zaten elimizde var. Hali hazırda elimizde. Şu anda petrol fiyatları açısından çok düşük rakamlar görülüyor. Gaz için bu büyük bir avantaj teşkil ediyor doğal gaz için. Ve doğal gaz için özellikle söyleyebilirim, bu ekonomik krizden çıkış, toparlanma oldukça güçlü olabilir. Çin ve Asya'ya bakalım. Total doğal gaz girdilerinde 2020'de ciddi bir artış yaşandı. %3.7 oranında bir artış yaşandı. Çin tabii virüsün çıkış noktası. Oldukça zorlu karantina koşulları yaşamalarına rağmen bile ciddi bir toparlanma var. Gale'dan yayınlanan bir tahmine göre Ekim ve Mart arasında 2021 Mart'ına kadar yine %3 civarında artışlar devam edecek tahminlere göre. Burada son kez şunu da belirtmek istiyorum.
Daha sonra tabii ki ben bunların detayına gireceğim ama ciddi bir toparlanma bekliyorum ben. Avrupa Birliği, Brüksel, ulusal otoriteler, bu ülkelerin hepsinde artık toparlanma planları var. Ve bunlar hep çoğunlukla yenilenebilir enerjiye odaklı planlar. Günümüzden itibaren farklı bir global enerji sistemi göreceğiz. Avrupa Birliği tabii belli bir yönde ilerlemeye çalışıyor ama doğal gaz, yenilenebilir enerji, nükleer, bunların önemi toplam enerji miksinde giderek artacaktır diyerek şimdilik bitirmek istiyorum. Çok teşekkürler. Rakamlarla zenginleştirdiğiniz yorumlarınız iyimserliğinizi destekliyor. Bu çok önemli. Detaylara da dikkat çektiniz. Avrupa'da artış var ve daha çok ihtiyaç talep olacak. Özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz hazır mevcut bulunan esnek bir çözüm olduğu için ön plana çıkıyor. Çok teşekkürler. Şimdi isterseniz tartışmamızın ikinci kısmıyla devam edelim. Küresel enerji raporlarına göre küresel enerji miksinde doğal gazın payı konuşmacıların da söylediği gibi artmakta. Tabii ki yenilenebilir enerjiye de ciddi talep var. Sizlere sormak istiyorum, acaba bunu küresel enerji dönüşümü açısından çevre gerekliliklerine de dikkate alırsak sürdürülebilir buluyor musunuz? Size göre ekolojik sürdürülebilirlik açısından ideal bir enerji miksi ne olurdu? Doğal gazın bu dönüşümde rolü ne olmalı? İzninizle cevapları almak için Dr. Simonov'a dönelim. Sizinle başlayalım efendim. Görüşleriniz nelerdir? Çok teşekkürler bu soru için. Bir denge olması gerekiyor. Enerji tüketimi, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma üçlüsü arasındaki denge çok önemli. Şu anda Avrupa'da çok ciddi bir dengeden bahsedemeyiz. Tüketim, doğalgaz tüketimini siz elimine etmek istiyorsanız, enerji dengenizden petrol çıkarmak istiyorsanız ekonomik büyümeden bahsetmemeniz gerekiyor. Bu mümkün değil. Yani doğalgazı veya diğer hidrokarbon kaynaklarının şu anda yerine bir şey koymak söz konusu görünmüyor. Ve hidrokarbon tüketimini, doğalgaz tüketimini elimine etmekten bahsetmek söz konusu değil. Bakın 2010-2012 yılları arasında, sonra da 15 ve 17 arasındaki döneme bakın. Türkiye'de ciddi bir ekonomik artış yaşandı. Ekonomik büyüme yaşandı. 2010 ile 17 arasında doğalgaz tüketiminde ciddi bir artış yaşandı. 2018'de biraz düşüş yaşandı. Çünkü kömür tüketimi arttırıldı. Doğal gazın payı %20 Türkiye'de. Çok ekonomik bir seçim ve bu giderek arttı. Diğerlerinin ise %38'lik bir payı var Türkiye'de. Hidrokarbon, özellikle doğal gaz dediğimizde en çekici çözüm olduğunu görüyoruz. En cazip çözüm. Şimdi Türkiye'de doğal gazın yerine başka şeyler konmaya çalışılıyor ama bunların hepsi ekonomik kararlar. Sadece sürdürülebilirliği mi göz önünde tutarak karar verilecek yoksa ekonomik büyümeyi mi? İşte burada bir denge olmalı. Karlılığı mı göz önünde bulundurarak tercih yapacağız? Mesela sıfır ekonomik büyümeyi hedef alıp ekonomik sürdürülebilirliği mi ele alacağız? İşte bir denge kurmak gerekiyor. Yani sürdürülebilir kalkınma bizim için çok önemli ve doğal gazı eğer siz petrolle karşılaştıracak olursanız büyük avantajlara sahip. Türkiye'de de bunun çok güzel örneklerini görüyoruz. Çok teşekkürler. Çok önemli noktalara değindiniz. Sürdürülebilir kalkınma, ekonominin büyümesinin hedeflenilmesi denildiğinde hidrokarbonları göz ardı edebilecek gibi görünmüyoruz. Ve doğal gaz
şu anda çok cazip, çevre dostu bir kaynak olmasından dolayı diğerlerine kıyasla. Çok teşekkürler. Sayın Doğan, bu konuda size dönmek istiyoruz. Bu enerji dönüşümü sürecinde siz doğalgazın rolünü nasıl görüyorsunuz? Bazı Türkiye'den rakamlar paylaşmak istiyorum. Türkiye çok soğuk bir kış, 4 yılda bir çok soğuk kış yaşıyor. Ve kurak sezon 6-7 yılda bir bizi vuruyor. Kuru sezonlar, kuru mevsimler çok önemli. Çünkü hidroelektrik enerji üretimini doğrudan ilgilendiriyor. 2014'te Türkiye çok kurak bir dönem yaşadı ve doğalgazın mix'teki yeri %48 rekorlara ulaştı. Fakat bu sadece 2014'ü ilgilendiriyordu. Daha sonraki yıllar için söz konusu olmadı. Günümüzde ben Sayın Konstantin'e katılmıyorum tam olarak. Sadece kömür ve doğalgazdan bahsetmek yetmez. Yeni bir trend var artık Türkiye'de. O da güneş enerjisi. Türkiye güneş enerjisi açısından çok zengin ve güneş enerjisine yatırım $1.1 milyar. Yani şu anda maliyeti 5 yıl önceye kıyasla çok daha uygun hale geldi. Ve üretici tüketicilerden bahsediyoruz artık. Kendi elektriğini üreten tüketicilerden bahsediyoruz. Ve çatı panelleri var ve 5 yılda yatırımınızı geri alabiliyorsunuz. Ve teşvik de olmadan, devlet teşviği olmadan bunu yapabiliyorsunuz. Yani bu kaçınılmaz bir şekilde güneş panelleri artmaya büyümeye devam edecek. Kimsenin bunları durdurması söz konusu değil. Fakat burada bir sorun var. O da şu. Mesela saat 5'te, saat 6'da güneş batmaya başladığında ne olacak? Ama güzel şey şu, gece zamanı, akşam zamanı talep azalıyor tamamen bitmese de. İşte taleple ilgili bu durumu aşabilmek için maalesef iki tane alternatifimiz var. Mevcut teknolojilere göre, bu alternatiflere göre ya rezervuar tipi hidro enerji santrallerine veya doğal gaz santrallerine yöneleceğiz. Çünkü bu santraller direkt reaksiyon verebiliyor, talebe göre devreye girebiliyor. Ama kömür santralleri bunu yapamıyorlar. O yüzden doğal gazla çalışan santrallerin çok önemli bir rol oynayacağını söyleyebilirim. Fakat başka teknolojiler de var elbette. Mesela büyük ölçekli bataryalardan bahsedebiliriz. Fakat bunlar soruna cevap verebilecek ölçekte değiller şu anda. Yani maliyetleri çok yüksek. Ayrıca bu büyük ölçekli bataryalar gerçekten çevre dostu mu değil mi? Kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı? Bu da ayrı bir mesele. Tabii imalat sırasında karbon salımı da başka bir mesele. İdeal enerji miksi bence şöyle, yenilenebilirler artı doğalgaz olmalı. Yani petrol için bir gelecek gördüğümü söyleyemeyeceğim. Her türlü enerji santrali için söyleyebilirim. Gelecekte bence enerji miksimizde bu kömür gibi yakıtları görmeyeceğiz. Çok teşekkürler değerli görüşleriniz için. Çok enteresan şeyler paylaştınız. Mesela güneş enerjisi, yenilenebilirler. Tabii ki belli kısıtlarla gelmekle beraber çok önemli. Rüzgar olmadığında üretemezsiniz. Güneş de aynı şekilde. Ve bunların bir mixle çözülebilmesi mümkün. Doğalgaz artı yenilenebilirlere bakmamız gerekiyor. Doğalgazın acil bir şekilde, ani bir şekilde talep değişikliklerine reaksiyon verme kapasitesi çok önemli. Çok teşekkürler. Şimdi Dr. Bukarev'e dönmek istiyorum. Sayın Bukarev, acaba bu enerji dönüşümü konusunda görüşleriniz nelerdir? Size göre doğal gazın bu dönüşümde nasıl bir rolü olacak? Yeni teknolojiler, hidrokarbon açısından... Hidrokarbon açısından nasıl bir yere sahip olacak sizce? Avrupa ile başlayıp dünyaya açılalım. Yani tüm söylenenlere rağmen
Doğal gaz açısından yine önemli gelişmeler var. When there is a future for the gas in transport industry, I mean that's another source. Özellikle ulaştırma endüstrisinde doğalgazın yeri önemli. Yani bataryalara hidrojen konusuna daha gelmiyorum. Doğalgazın nasıl depolanacağına daha gelmiyorum. Ama özellikle kimya endüstrisi açısından doğalgazdan kolay kolay vazgeçemeyeceklerdir. Peki hidrojen? Bu da çok umut vadeden bir konu. Gazprom gibi önemli şirketlerin bu teknolojilere ciddi yatırımları var. Şimdi Avrupa'yı bir kenara bırakalım. Daha global bakalım. Yani kömürle çalışan santraller bütün dünyada hala ciddi yere sahip. Yenilenebilir enerji, nükleer enerji, doğalgaz tüketim açısından artış gösteriyor. Yanlış bilmiyorsam Türkiye'de olanlar dünyayı da yansıtıyor. Yani sosyal yapılar değişiyor. Küçük, daha küçük aileler, daha küçük haneler var artık. Enerjiye bağlantı ihtiyacı var tüm bu küçük hanelerin. Evde yemek pişirmek için, ısınmak için doğalgaz ihtiyacı giderek artıyor. Evet, çok çok enteresan. Yani toplumun yapısı nasıl değişiyor ve bu bizleri nasıl etkiliyor? Aslında enerji talebine eksponansiyel bir artışla karşı karşıyayız. Bu oyunu değiştiren bir durum. Ayrıca toplumun yapısı biraz daha yeşile dönük hale geldi. Daha çevre dostu tercihler ön plana çıkıyor. Bu da büyük bir fırsat aslında. Yani doğal gaz daha büyük bir rol oynayacaktır gibi görünüyor. Şimdi Sayın Büyükelçi Rende'ye dönmek istiyorum. Sayın Büyükelçim, sizin bu konuda çok ciddi tecrübeniz var. Enerji dönüşümü açısından değil sadece enerji piyasası, sosyal dönüşüm. Genel anlamda baktığınızda nasıl yorumluyorsunuz? Well, thank you, Barış Bey. Barış Bey, çok teşekkürler. Çok iyimser değilim gibi söze başladım, böyle diyerek başladım. Ve meslektaşlarım, diğer değerli konuşmacılar da buna göndermede bulundular. Yanlış anlaşılmasın, ben doğalgaz açısından hiç kötümser değilim. Enerji miksinde çok çok önemli bir yere sahip, böyle olmaya da kesinlikle devam edecektir önümüzdeki 10 yıllarda. Bunun birkaç sebebi var. Öncelikle doğal gaz baz yük kapasitesi olarak kullanılmaya devam edilecek ve kömürle çalışan enerji üretiminin daha az kullanılmaya başlanacağı dönemde buna talep artacak. Çin ve Hindistan her ne kadar kömür yakıyor olsa da ve dünyada kullanılan kömürün yarısı Çin'de kullanılıyor olsa da bu konuda eminim bir şeyler yapacaklar. Doğalgaza dönelim biz. Doğalgaz çok ara rolü çok önemli bir güç kaynağı. Yani daha az kirleten bir hidrokarbon kaynağı olduğu için çok önemli. Yenilenebilir enerjiyle de kullanılabilir. Özellikle Avrupa'da bu konuda ciddi bir baskı söz konusu. Şirketler bu baskı neticesinde karbon ayak izlerini azaltmak için çok çalışıyorlar. Ve 2019'da yeni komisyonun vardığı bir anlaşma var malumunuz. Bu konuda daha çok adımlar atılacaktır eminim. Bildiğim kadarıyla Avrupa Birliği şu anda enerji diplomasisini ve stratejisini artık gözden geçiriyor. 12 tane kilit ortakları var ve 2 tanesi Türkiye ve Rusya Federasyonu.
Yakın zamanda okuduğum bir belgede de böyle söyleniyordu. Örneğin Rus Federasyonu'nu çok önemli bir doğalgaz tedarikçisi olarak Avrupa için çok önemli görüyorlar. Türkiye'de stratejik ortak olarak transit ülke olmasından dolayı doğalgaz ve enerji kaynakları açısından önemli bir yere koyuyorlar. Avrupa ile konekte olacak şebeke açısından çok önemli bunlar. Doğalgaz önemini koruyacaktır. Tabii ısınma açısından da çok önemli. Evlerimizi biz bununla ısıtıyoruz çoğunlukla. Şu anda yenilenebilir enerjiyle yapmıyoruz bunu şimdilik. Tabii boru hattından gelen gaz sıvılaştırılmış doğalgazla da rekabet edecek. Bununla ilgili de ciddi bir talep var. Bu giderek büyüyecektir. Özellikle Amerika'nın kaya gazı ve bunun gibi kaynakları üretebilme kapasitesi gittikçe artıyor. Rus meslektaşlarımız, muhataplarımız eminim buna çok eğilecektir. Acaba sıvılaştırılmış doğalgazla doğudan ve Katar'dan veya Amerika'dan gelen gazla nasıl rekabet edeceklerini düşüneceklerdir. Artık Avrupa'da yeni bir yeşil anlaşmaya varıldı. Bu da hidrokarbon kaynaklar açısından bir zorluk teşkil edebilir gibi görünüyor. Yani Rusya Federasyonu eminim buna bu konuya eğilecektir. Buna bir yol, makul bir yol bulacaklardır. Yani yeni sözleşmeler müzakere ederlerken eminim buna dikkat edeceklerdir. Bunu da bir sonraki turda belki tartışabiliriz sizlerle birlikte. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Özellikle burada yenilenebilir en temel sorunu belki de temel yükü destekleyememesi. Yeterli olmaması. Yani bütün konuşmacılarımız aslında mutabık kaldılar. Hepsi doğal gazın önümüzdeki yıllarda önemli olacağını söyledi. Yenilenebilir enerji de aynı şekilde önemli olacak. Evet, teknoloji yenilenebilir enerjinin enerji miksinde önemli bir rol oynayacağını kabul ediyorlar. Ve yeni teknolojilerle depolanabildikleri zaman, yani büyük yakıt hücreleri gibi veya pillerle depolanabildikleri zaman kullanılabilecekler. Sayın Ren de çok güzel bir noktaya değindi. Yani bir yanda boru hattı var, bir yanda sıvılaştırılmış doğalgaz var. Sayın Doğan, artık yerel veya küresel olarak konuşmuyoruz da zaten sanal bir gaz, doğal gaz pazarından, global bir pazardan bahsediyoruz. Yani Gazprom, sıvılaştırılmış doğal gaz piyasasının dışında kalmaya mesela tercih etti. Rusya'nın ve Gazprom'un bu anlamdaki stratejisine siz ne diyorsunuz? Yani sıvılaştırılmaştırma trendi, küreselleşme, acaba bir treni kaçırdılar mı? Ya da bir şansı kaçırdılar mı? Ne yapmalılar? Yani onlar neyi nasıl yapacaklarını bilirler, Avrupa pazarında nasıl rekabet edeceklerini bilirler. Büyük ihtimalle herkesten daha iyiler bu konuda. Aslında nasıl desem, bu hikaye 2010'da başladı. 2010'da ilk hub endeks istasyonunu kurdu. %15'lik spot komponentiyle Gazprom bunu yaptı. 2013'te retroaktif ödemeyi başlattılar. Bunu geçici olarak yapmışlardı. Ama hub fiyatlarıyla petrolle bağlantılı formül fiyatlarında aradaki farktan dolayı Avrupa'daki müşterilerine retroaktif ödeme oldu. 2015-2016'da Avrupa'da ihale açmaya başladılar. Açık artırma yaptılar daha doğrusu. Ondan sonra da bir satış platformu oluşturup Avrupa'da satış yapmaya başladılar 2018 itibariyle.
Yani öyle yavaş hareket eden bir aktör değil. Çok rekabetçi bir aktör. Dolayısıyla diğer kaynaklarla çok iyi rekabet edebiliyorlar. Ama bu durumu Türkiye'de uygulayacaklar, uygulamayacaklar, bu başka bir soru. Eskiden Türkiye different type of contracts with Gazprom because Gazprom'un farklı veya yeni sözleşme türlerini uygulamaya koymak konusunda çok istekli değil gibiydi. Yani bizim doğal bir spot piyasamız yoktu. İlk sebebi bunun buydu. İkincisi bizim spot fiyatlandırma ile spot doğal gaz, doğal gazı ithalatı ile ilgili bir düzenlememiz yoktu. Fakat şu an için bugün bunun için bir ithalat mevzuatımız var ve şu anda spot piyasaları kurulabiliyor Türkiye'de. Dolayısıyla Gazprom için LNG kaynakları rekabet etmek için doğru ortam kurulmuş durumda. Bu bir kazan kazan durumudur. Sonuçta 2016 yılına göre 2,5 katına ulaşmış durumdayız giriş kapasitelerine. Yani artık o zamanki ülkeyle aynı değiliz. Ve amacımız tabii ki uzun vadeli ve doğalgaz sözleşmelerimize bağımlılığımızı azaltmak. Dolayısıyla giriş kapasitelerini Türkiye çok başarılı bir şekilde arttırdı. Bence 2021'den sonra hakikaten çok ciddi bir rekabet olacak Gazprom'la diğer LNG tedarikçiler arasında. Harika, çok doğru. Ruslar gerçekten bu oyunu nasıl oynayacaklarını çok iyi biliyorlar. Çok iyi bir aktörler. Sizin de söylediğiniz gibi evet artık spot boru hattı doğalgaz piyasası için düzenlemelerimiz, mevzuatımız da var. Dolayısıyla artık bunu hem LNG yoluyla hem de boru hattı yoluyla satın alma şansımız var, ithal etme şansımız var. Sayın Doktor Bukhari'ye sormak istiyorum. Hani siz ne düşünüyorsunuz? LNG ile boru hattı doğalgaz arasında. Sonuçta anında kullanılabilirlik sorunu var. Türkiye'de hala mesela yeterli bir kapasite yok. Sonuçta doğalgazı depolamak öyle kolay değil. Doğalgazın depolanması çünkü zor kendi içinde. Sizce LNG ile boru hattı doğalgaz arasında, doğalgaz piyasasında ne gibi farklar var? Rusya'nın bu konudaki rolü nedir? Yani aslında sadece taşıyıcı farkı olduğunu söyleyebilirim boru hattıyla LNG arasında. Başka bir fark görmüyorum ikisi arasında. Neticede piyasa karar verecektir ve temelde LNG'de gördüğümüz kendisine global bir piyasa yarattı ve bir taban fiyat yarattı özellikle Avrupa'da. Bazı insanlar ama bunun fazla beklentilere kapıldılar, fiyatların çok artacağını düşündüler. Ama özellikle boru hattı altyapısının olmadığı bölgelerde ne olduğunu gördük. Mesela Boston'da birkaç yıl önce yani 6000 metrekareye $6000 gibi fiyatlar oldu. Bir Gazprom rakibi, LNG taşıyıcısı mesela burada sorunları yaşadı. 2017'de benzer bir durumu Fransa'da gördük. Tekrar şebeke bağlanamadı. Dolayısıyla aslında özetle tüketici olarak baktığınızda ikisi de olmalı. En iyisi o. Ve sonra da hangisini kullanması daha kolaysa onu tercih edersiniz, fiyata bakarsınız. Mesela Türkiye'de ne oldu? Avrupa'da bir takım kargoların iptali söz konusuydu. Yani uzun vadeli bir sorun değildi. Yani ben bir tüketici olsam ikisini de isterdim. Sonra dediğim gibi hangisi daha kolayıma gelirse onu tercih ederim. Çok teşekkürler. Ama bir sorum var. Rus konuşmacımız siz olduğunuz için. Yani Rusça da bilen konuşmacımız olduğunuz için.
Peki Rusya'nın LNG piyasalarındaki rolü nedir sizce? Ya büyüyor. Yani Novatek ne kadar iddialı görüyorsunuz? Yani birçok Rus hakikaten çok kıskanıyor onların durumunu. Yani vergi açısından da bir takım avantajları var. Bu da onlara bir takım rekabet avantajları sağlıyor. Ama Gazprom'da mesela sadece 5 tesis çok değil. Bazı projeler özellikle kilit öneme sahip. Gazprom Singapur'da da çok aktif biliyorsunuz. Asya'da da genel olarak aktif olduğunu biliyoruz. LNG ve petrokimya konusunda tesisleri var. Yani aslında Gazprom hem doğal gaz buratlarına hem de LNG'ye odaklanıyor. Yani üreticiyseniz LNG'ye de ihtiyacınız var. Yani boru hattıyla sunabilirseniz boru hattıyla sunarsınız. Ama tabii ki hem lojistik açısından hem Gazprom için hem de başkaları için daha pratik sonuçta. Avrupa'da, Çin'de, Türkiye'de aynı şekilde talep de var. Sonuçta en önemli ihracat destinasyonlarından bir tanesi Türkiye. Ama yine aynı noktaya geleceğim. Yani biri ötekinden daha iyi demem. Bence çok rahat bir şekilde aynı sahada rekabet edebilmeliler. Bir diğerine tercih edilmemeli. Gerektiği zaman hangisi daha iyi, onu tercih edebilmeliyiz. Yani sizin o zaman söylediğinize göre Rusya'ya şöyle de bakabiliriz. Sonuçta Rusya'nın bir avantajı var diğerlerine göre. Yani büyük bir boru hattı ağı var. Hem ihracat için hem de iç talep için. Ve gerekirse kolaylıkla fiyata göre ya da talebe göre LNG'ye geçebiliyor. Çok doğru, enteresan. Sayın Büyükelçi Rende, siz ne dersiniz? Yani LNG'nin piyasadaki rolü nedir? Rusya'nın rolü nedir? Yani Ruslar biraz dedi ki evet yavaştan alıyor belki konuyu ama Mehmet Bey dedi ki bu oyunu oynamayabiliyorlar. İyi bir aktördürler. Rusya Federasyonu aslında kendi coğrafi durumundan çok faydalandı. Yani çok ciddi bir pazar erişimleri var. Avrupa pazarına yakınlar. En önemli tedarikçilerden bir tanesi. Türkiye'nin de aynı şekilde en büyük tedarikçilerinden bir tanesi ki Türkiye'de yine Rusya Federasyonu'na çok yakın, çok büyük pazarlarından bir tanesi. Dolayısıyla boru hattını tercih ettiler. Ve LNG de o kadar küresel anlamda yaygın değildi. Ama şimdi stratejilerini düşünürken iki kez düşünmeleri gerekiyor. Mesela daha önce söylediğim gibi Türkiye ile ticaret yaptıkları zaman biraz daha cömert olmaları gerekiyor Türkiye ile BOTAŞ'la konuştukları zaman. Çünkü mesela Türkiye eskiden dediğim gibi alım kapasitelerine sahip değildi, depolama kapasitelerine sahip değildi. FSRU'larımız yoktu. Şimdi bunların yenisini kurmaya çalışıyorlar. Bu tip tesisler kurmaya çalışıyorlar. Daha fazla depolama kapasitesine sahibiz. Yani eskisi gibi değiliz. Çok daha yüksek bir kapasitemiz var ve daha fazla LNG alabiliriz. Dolayısıyla Murat doğalgazına göre daha fazla esneklik gösterilebilir. Dolayısıyla Gazprom'la bizim 2021 için müzakerelerimizde ümit ediyorum ki BOTAŞ uzun vadeli sözleşmeler için müzakere etmez. Yani bizim ihtiyacımız olan Gazprom'la daha kısa ve orta vadeli kontratlar. Bir de tabii ki al veya öde hükmü var. Yani Türkiye BOTAŞ'ı çok etkiledi. Aynı şekilde yine destinasyon konusu, yani destinasyon hükmü var. Yani biz Türkiye'de tüketebileceğimizden daha fazlasını almak istiyoruz ki biz de doğalgazı ihraç edebilelim. Ancak bu şekilde bir doğalgaz
hub'ı ve merkezi veya bir ticaret hub'ı haline gelebiliriz. Rusya Federasyonu'nda özellikle Gazprom iki büyük projeye sahip ve Amerikalılar da bu gelişmelerden hiç memnun değil. Bir tane proje Kuzey Akım 2, Nord Stream 2 projesi. Ve duydum ki Danimarka bunu tekrar başlatmak için, inşaatı tekrar başlatmak için onayı vermiş. Amerika birkaç sebepten dolayı buna karşı aslında. Şöyle bir iddiaları var. Diyorlar ki, Rusya'dan gelen doğal gaz, Rus gazına bağımlılığı Avrupa'da arttıracak ve böylece Moskova Avrupa'ya karşı bir koz elde etmiş olacak siyasi anlamda. Dolayısıyla bu siyasi kozdan rahatsız oluyorlar. Dolayısıyla bunu o yüzden engellemek istiyorlar. Bir de şunu söyleyeyim tabii. Amerikalılar da LNG anlamında Avrupa piyasasında daha iyi bir pazar payı istiyor. Yani doğal gazda da aynı şekilde daha yüksek bir pazar payı olsun istiyor. Dolayısıyla Kuzey Akım projesi evet önemli bir proje. Tabii bir de Türk Akım var. Türk Akım 2 var. Yani Amerika hiç bundan memnun değil yine aynı şekilde. Onlar için, onların geleceği için güzel proje değil bu. Neyse her halükarda ümit edelim ki Gazprom Türkiye'ye karşı cömert olsun. Yeni bir kontrat imzaladığımızda destinasyon hükmü olmasın ve al ya da öde hükmü olmasın ve daha iyi koşullar bize sağlanabilsin ve daha adil bir kontrat olsun ki daha çok devam etsin. Bu LNG konusunda bir nokta daha var. Rusya neden büyük bir LNG aktörü olma fırsatını kullanmıyor? Yani Avrupalılarla Ruslar arasında bu mix konusunda ki Amerika'da bunun içinde tabii ki neden bir dengeleyici olmuyor? Sonuçta serbest bir pazar olacak ve insanlar siyasi ayak oyunlarına çok fazla gelmeyecekler. Ama tabii bu da bir başka belki yuvarlak masa toplantısı konusu olabilir. Sayın Büyükelçi Elçi Rende, Türkiye'de yine son yıllarda çok konuşulan bir konu ithalat kontratlarımız ve esnekliklerimiz. Yani çok çok uzun vadeli olmaları, destinasyon hükümlerinin olması, ithalat ihracat yapamamamız ve ithalatla ilgili kısıtlamalar. 2021'de mevcut sözleşmelerin süresi sona eriyor. Türkiye'deki enerji idaresi, Türkiye'nin daha rekabetçi ve daha esnek doğalgaz kontratlarına sahip olması gerektiğini söylüyor. Sizce Rusya ile Türkiye arasında bu anlamda doğalgaz müzakerelerinde nasıl olumlu bir nokta gelinebilir? Acaba Rusya daha yumuşatacak da şartları ve BOTAŞ'a daha fazla kolaylık sağlayacak mı? Yoksa ne olacak? Çok teşekkürler. Oldukça ilginç bir konu. Bir kere Gazprom'dan ne bekleyeceğiz? Yani bizi nasıl, ne kadar iyi muamele ediyorlarsa Avrupalılar da ancak o kadar iyi muamele ediyorlar. Yani şu anda Avrupa'ya sunulan doğalgaz fiyatları oldukça düşük, çok rekabetçi Avrupa'daki şirketler için. Ve keşke bize de adil davranılsa. Mesela BOTAŞ'la müzakere edecekse katılıyorum. Özel sektör de öyle pozisyonda olmalı. Yani BOTAŞ, Gazprom'la müzakere eden tek şirket veya kurum olmamalı. Yani özel sektör de bunlara katılmalı. Ne yazık ki Rus-Türk ilişkilerine geldiğimizde
Her tip ilişki, işin içinde doğalgaz varsa her şey bir paket anlaşma şeklinde sunuluyor. Yani sadece doğalgaz sözleşmenizin müzakeresini yapmıyorsunuz. Hem o doğalgaz sözleşmesini müzakere ediyorsunuz, hem Türkiye'den gelecek domates ithalatını tartışıyorsunuz, hem Rusya'dan gelecek turistleri tartışıyorsunuz, Suriye tartışıyorsunuz, Libya tartışıyorsunuz. Yani S-400'leri tartışıyorsunuz, her şey paket sözleşme şeklinde oluyor. Ne oluyor? Oradaki zavallı BOTAŞ genel müdürü pek bir şey söyleyemiyor. Ve bazen de çok sert bir tartışmaya giremiyorlar Gazpromcularla. Umarım zaman içerisinde bu da değişir. Yani bu tabii ki tamamen Türk-Rus ilişkilerinin özelliğinden kaynaklanıyor. Dediğim gibi yani çoğu sözleşme, çoğu anlaşma hep en üst seviyede gerçekleşiyor. Yani evet, mesela Suriye için de aynı şekilde. Yani masadayken doğalgaz fiyatlarını düşünemiyoruz sadece, başka şeyleri düşünmek zorundayız. Çok doğru, çok haklısınız. Şimdi Mehmet Bey'e geçmek istiyorum. Mehmet Bey, Rusya ile BOTAŞ arasında veya Rusya ile Türkiye ya da BOTAŞ'la özel sektör arasında, Türkiye'de ve Gazprom arasında bütün bu oyuncular arasındaki müzakere seçenekleri nedir? İhtimaller nedir? Yani sonuçta ihracatımızı kısıtlayan bir takım hükümler var dedik, fiyatlandırmayı etkileyen hükümler var dedik. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben çok kısa konuşacağım. Sadece birkaç kilit mesaj vermek istiyorum burada. Bir kere önemli, iki önemli tarih var. 2021 ve 2025. Bunlar Türkiye'nin sözleşmeyi yenileme veya yenilememe kararları. Yani 2026'da bir de İran'la biliyorsunuz Mavi Akım ve Şah Deniz sözleşmelerimiz var. Bir kere öncelikle evet, Türkiye giriş kapasitelerini arttırdı. Bunu biliyoruz ve Türkiye, şunu da söyleyeyim. Türkiye bu doğalgaz tedariki olmadan da hayatta kalabilir. Yani bu çok önemli. Yani bunu atlatabilir. Bu önemli. İkinci bir nokta, Türkiye düzenleyici çerçevesini değiştirdi ve spot PNG gazı da Türk piyasasına sokabiliyor. Yani bu da çok kolay bir süreç. EPDK her ay bunu söylüyor. Yani artık biz de bu açık artımlara katılabiliyoruz ve doğrudan Türkiye pazarına bunu satabiliyoruz ve LNG üreticileriyle rekabet edebiliyoruz. Bunlar çok önemli noktalar. Ben BOTAŞ olsam, hani BOTAŞ değilim ama hani bir enerji uzmanı olarak şunu söyleyebilirim. Ben mesela sözleşmemi Gazprom'la yenilemem. Öncelikle onlar için doğalgazlarını alıp satmaları için bir ortam düzenlerim. Yani rahat bir şekilde Türkiye'de rekabetçi fiyatlarla bunu yapmalarını sağlarım. Çok ilginç bir görüş hakikaten. Diyorsunuz ki düzenleyici kurum EPDK gerekli düzenlemeleri yaptı ve sözleşme yenilemesek de hayatta kalabiliriz diyorsunuz 2021 ve 2026'da. Peki ya ihalelere katılım olmazsa ne yapacağız? O zaman Türkiye başka LNG kaynaklarına yönelecektir. Çünkü Türkiye'nin yeterli kapasitesi var, çok büyük bir kapasitesi var. Mesela 2016'da bundan bahsediyor olsaydık hayır derdim. Rus gazı olmadan yaşayamayız derdim. Çünkü giriş kapasitemiz 200 milyon metreküp idi. Ama 2025'te Türkiye'nin giriş kapasitesi günlük olarak 36 olacak. Yani 2.5 katından fazla olacak. Türkiye LNG ithal edebilir ve teknolojiler de değişiyor.
Neden bu hattından daha ucuz? Çünkü sıvılaştırma teknolojileri tüm dünyada değişiyor. Gaz türbinleri kullanıyorlar. Yani bu sıvılaştırma sürecinde yaktıkları gazı bir maliyet olarak düşünmüyorlar, da ele almıyorlar. Yani Gazprom'un rekabet etmesi lazım. Türk pazarını kaybetmemesi lazım. Türk pazarı çok büyük bir pazar. Ve gaz endüstrisi Yunanistan'dan daha yüksek tüketime sahip Türkiye'de. Kim böyle bir pazar kaybetmek ister? Buna hazır olmaları, rekabete hazır olmaları lazım. Rekabet olacaktır. Evet, oyuncular daha çok arttı ve büyüdü. Halbuki oyun aynı. Çok doğru söylüyorsunuz. Ben şimdi Dr. Simonov'a dönmek istiyorum. Bir Rus olarak, Rus bakış açısıyla ne düşünüyorsunuz? BOTAŞ'la Gazprom arasındaki müzakereler açısından neler düşünüyorsunuz? Türk-Rus müzakereler açısından da aynı şekilde görüşleriniz nelerdir? Türkiye'deki meslektaşlarımız rekabetten bahsetti. Gazprom rekabete hazır. Biz rekabete karşı değiliz. Hazırız, isteriz. Mesela neden Rusya LNG ihracatını arttırmıyor diye bir soru sormuştunuz. Yani böyle değil. Zaten biz bunu yapıyoruz. Çok büyük bir ihracat kapasitemiz zaten var. Ama siyasi baskının azaldığını görüyorsunuz. Avrupa'ya LNG ihracatı başladıktan sonra siyasi baskının azaldığını da görüyorsunuz. Yani sadece LNG'den dolayı bir siyasi baskıyı bertaraf edecek değiliz. Yani siz derken tabii ben Brüksel'deki meslektaşları kastediyorum. Yani çok basit bir şey söylüyorum. Biz Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye'nin de LNG'ye ihtiyacı var. Ucuz gaza ihtiyacı var, doğal gaza ihtiyacı var. Güvenilir bir kaynağa ihtiyacı var. Değil mi? Temelde bu. Bu ister sıvılaştırılmış olsun, ister boru gazdan, boru hattından gelen olsun. Sınır aşan ticaretten hep bahsediyoruz. Artık bu da giderek artıyor. LNG piyasası çok daha canlı. Belki önümüzdeki 8-10 yılda bunun yeri daha da artacak. Ama Rusya'nın da bu rekabette çok ciddi argümanları var. Bizde zaten bununla ilgili altyapı söz konusu. Boru hattı da var. Biz hiçbir şekilde rekabete karşı değiliz. Buna hazırız. Türkiye'de çeşitliliği olan bir ülke. Sadece Rusya değil, Azerbaycan, İran da sizin için oyunda, devrede. Yani biz bunun farkındayız, buna hazırız. Ama her şey bundan ibaret değil. Çok daha geniş bir konu. Avrupa'daki durum da devreye giriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim boru hattımıza karşı yaptırımlarını da yaşadık. Yani bu rekabette tamamen dürüst ilerleyen bir rekabet olmuyor her zaman. Ve sözleşmeler meselesi var. Siz de biliyorsunuz. Bu sözleşmeler zaten imzalı sözleşmeler. Bunların bağlı olduğu koşullar var. Bu koşulların yerine getirilmemesi halinde devreye girecek yaptırımlar var. Çünkü bunlar imzalı sözleşmeler. Ama meslektaşımın da söylediği gibi birkaç yıl önce hiç gazın garantisi yoktu. Şimdi var. Böyle bir tedarik piyasasında daha rahat olunmalı. Ama dediğim gibi sözleşmeyi imzaladığınızda artık onun hükümlerini yerine getirmek zorundasınız. Tabii ki esneklik istenebilir, spot piyasadan bahsedilebilir ama Gazprom da esnek olabilir elbette olabileceği kadar. Ama önce hali hazırda imzalanmış yükümlülüklerin yerine getirilmesi lazım. Bu bir. İkincisi, biz dürüst rekabete asla karşı değiliz. Buna hazırız. Yani sizin de bu konuda Amerikalılar karşı bir hayal kırıklığınız var. Biz bunu anlıyoruz. Siz diyorsunuz ki hakkaniyetli, eşit, dürüst bir rekabet olursa başarırız diyorsunuz. Umarız böyle olur.
Önemli başka şeyler de söylediniz. Sözleşmeler var. Sözleşmelerin yapılması için yeni müzakereler de olabilir dendi. Bu konuda daha fazla esneklik bekleniyor dendi. Herkes aynı şeyi söylüyor doğalgaz açısından. Şimdi Türkiye'nin önünde daha fazla seçenek var. Türkiye'nin daha fazla kapasitesi var. Ve oyun alanı daha geniş. Daha rekabetçi bir sahada oyun oynanıyor. Çok önemli şeyler söylediniz. Sayın Doktor Bokarev'e dönmek istiyorum. Türk Akım 2 konusuna geçelim isterseniz. Ya da Balkan ülkelerinin ifadesiyle Balkan Akımı diyoruz. Efendim, acaba siz Balkan ülkelerinde bu konuda bir coşku hissediyor musunuz? Balkan akımı açısından, yani Türk Akım 2'nin bir devamı olarak soruyorum. Macaristan çok ilgili görünüyor. Türk akımının ikinci hattından gaz almak konusunda yakın gelecekte ciddi bir isteklilik gösteriyor. Balkan ülkeleri için ne düşünüyorsunuz? Bence çok olumlu şeyler beklemeliyiz gelecekten. Güneydoğu Avrupa ciddi büyümenin, doğal gaz tüketiminin artışının görüldüğü Avrupa'daki tek yer şu anda aslında. Kömürden doğal gaza geçiş açısından da önemli bir yer. Belli sübvansiyonlar uygulanılıyor, altyapı hazırlanıyor. Yani özellikle Avrupa'nın bu kesiminde ciddi bir talep olacaktır. Burada ciddi bir ilgi, coşku söz konusu. Tedarik açısından önemli. İkinci olarak şunu söyleyeyim. Ukrayna'daki durum bizi etkileyebilir. Gazprom yeni bir anlaşma imzaladı geçen yıl. 5 yıllık bir anlaşma. Sonrasında ne olacağı da tabii ki bilinmiyor. Ukrayna'nın da ciddi bir kapasitesi var. Ama şu anda bizde bu konuda ciddi bir altyapı yatırım planı yok oraya yönelik. Ama altyapı çok da eski. Boru hatları için söylüyorum. Yani 30-40 yıllık eski boru hatları bunlar. Ve şu anda da yeni bir yatırım planı şimdilik söz konusu değil. Bunu da dikkate almak lazım. Burası ciddi bir transit rota ve bakalım süre bittiğinde neler olacak, bunu şu anda bilmiyoruz. Pek de olumlu gibi görünmüyor. O yüzden yeni bir rota lazım. Güvenilirliği yüksek bir rota lazım. Tabii Ukrayna'daki transitin öngörülemezliği bizi birazcık olumsuz etkiliyor. Ve Güneydoğu Avrupa bu konuda daha da ilgi çekici hale geliyor tüm bunlardan dolayı. Çok teşekkürler. Olumlu şeyler duyduk. Sizlerden çok olumlu şeyler duyduğumuza memnun olduk. Teşekkür ediyoruz. Sayın Doğan, size dönelim. Acaba Balkan akımı, buna olan talep, bu nasıl ilgi görür, ne düşünüyorsunuz? Ya da şöyle soralım. Müzakerelerde herhangi bir tıkanıklık olur mu sizce? Balkan bölgesinde açıkçası çok büyük potansiyel var. Balkanlarda gaz talep, doğal gaz talebi Güney Avrupa'da kesinlikle artacak. Fakat doğal gaz fiyatları Bulgaristan'da ve Yunanistan'da malum ve interkoneksiyon anlaşması Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanmadı. İmzalandığında eminim Bulgaristan'da ve Yunanistan'da çok kişi Türkiye'ye doğal gaz satmak isteyecektir. Çünkü Türkiye'ye yönelik fiyatlar yüksek olacak. Bulgaristan ve Yunanistan için söylüyorum. Çok komik olacak. Yani bu iki ülke Türkiye'den gazı alacak, geri Türkiye'ye satacak daha uygun fiyatlara. Komik bir durum olacak ve bence bu pek de sürdürülebilir bir mekanizma değil.
takdir edersiniz. Ve bu şekilde devam etmeyecektir. 2021'den sonra benim görüşüme göre farklı bir dünya olacak. Fiyatlar ve rekabet açısından pek çok şey değişecek. Ama tabii ki Güney Avrupa'da, Balkanlar'da çok ciddi potansiyel var. Ama çok büyük bir tüketici olarak baktığınızda böyle bir şirketin ortaya çıkması söz konusu değil gibi. Yani Türkiye'nin tüketimi Yunanistan'dan çok daha fazla. Bulgaristan'dan da keza. Yani potansiyel var tabii ki ama yine de Türkiye çok çok önemli bir pazar olmaya devam edecek. Gazprom böyle bir pazarı kaybetmek istemez. Çok enteresan bir şey söylüyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bu gaz transit geçişi sırasında sınırımızı aşabilir ve diyelim ki Bulgaristan'a, Yunanistan'a alıcılara ulaşır ve onlar da geri Türkiye'ye satabilirler. Daha uygun fiyata diyorsunuz. Çok enteresan bir şey söylüyorsunuz. Tabii ki sürdürülebilir bir durum gibi gelmiyor kulağa. Yani neden böyle bir şey yapmak isteyelim ki? Neden kendi ürününüzü başka bir alıcıdan satın almak zorunda kalasınız? Evet, çok teşekkürler. Bunu da not ettik. Şimdi Doktor Simonov'a dönmek istiyorum. Sayın Doktor, siz ne düşünüyorsunuz? Gelecekte bizleri neler bekliyor şu Balkan akımı için? Duyduğum şeyler çok enteresan. Rusya'nın Türkiye'ye daha pahalıya satışı, Bulgaristan'a daha ucuza satışı. Çok enteresan şeyler duyuyorum. Yani Rus bir monopoldür de deniyor, pek pahalıya satıyor deniyor. Bulgaristan Brüksel'e gidip Gazprom baskısı altındayız, daha uyguna verin diyor, görüşmeler yapıyor. Yani enteresan şeyler. Yani Bulgaristan'ın Rus gazını Türkiye'ye böyle geri satacağı gibi bir senaryo hiç gerçekçi gelmiyor bana. Rekabet konusuna dönelim. Biz asla buna karşı değiliz. Rekabete biz çok hazırlıklıyız. Fırsatlar da görüyoruz. Yeni boru hatları döşenebilir. Türkiye için Avrupa'ya transit geçiş açısından altyapı belki düşünülebilir. Türk Akım 2, yani ikinci kısım tamamlanacak. Ve bu da Baumgarten ile bağlantılandırılabilir. Avrupa enerji politikası açısından Brüksel ne diyor? Daha çok altyapı lazım diyor. Ve bu konuda bir fırsat doğabilir bizim için. Bu pazarda da rekabet edebiliriz. Yani doğalgaz tüketimi bu bölgede artacaktır. O yüzden altyapı inşa etmeye çalışacağız. Ve bu rekabet çerçevesinde Rus gazını ulaştırmaya çalışacağız. Türk Akım'ın üçüncü hattı da konuşuluyor bazen. Ve zaten şu anda Amerika yaptırımları mevcut hat üzerinde söz konusu. Bunun üçüncü hattı şu anda düşünülebilir mi? Pek emin değilim. Yani birinci ve ikinci hat olacak. Üçüncü bunun üstüne devreye girecek. Çok gerçekçi mi şu anda bilmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut yapı üzerindeki yaptırımları zaten malumunuz. Ve zaten geçerli sözleşmeler var. Yani dürüst rekabet derken, Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki siyasi nüfuzu derken bunlardan bahsediyorum işte ben. Yani siyasi anlamda birbiriyle çelişen pek çok şey söz konusu maalesef. Tabii ki belli ölçüde bunun olması doğaldır. Biz dürüst rekabete hazırlıklıyız. Ukrayna ile şu anki sözleşme açısından herhalde bu son sözleşme olacak. 5 yıl sonra tabii ki transit kapasitesi yeni rotada artırılacaktır. Mevcut haliyle kalmayacaktır. Ya da bir rezerv rotası söz konusu olabilir. O yüzden yeni koşullar doğacaktır. Türkiye'nin de çok büyük bir transit ülke olma kapasitesi var. Baumgarten çok önemli.
Şu anda Avrupa'da hidrojen konuşuluyor, yerin enerji, güneş, rüzgar konuşuluyor. Hidrojeni unutmayalım. Belki gelecekte Türkiye'ye yeni bir boru hattı söz konusu olacak. Sadece doğalgaz değil, hidrojen de satacak olabiliriz belki de. Bunlar ihtimal dahilinde. Belki de böyle bir gelecek bizi bekliyor olabilir. Çok teşekkürler. Önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani şu anda bütün Avrupa ülkeleri bir dönüşümde ve yoğun bir şekilde boru hatlarıyla hidrojenin aktarımından bahsediliyor. Bu başlı başına bir oturumda konuşulmayı hak eden önemli bir konu. Bunu iyi ki dile getirdiniz. Çeşitli görüşler var bu konuda. Ama şu konuda hemfikiriz. Özellikle Balkan akımı, yani Türk akım 2 diyelim, ciddi bir potansiyele sahip. Sayın Büyükelçi Rende, size dönelim. Siz Türkiye'yi pek çok ülkede ulusumuzu temsil ettiniz, pek çok kuruluşta bizleri temsil ettiniz. Özellikle Balkanları çok iyi tanıyorsunuz. Sizin yorumunuz nedir acaba? Türk Akım 2'nin Balkan akımına dönüşümü ilerideki gidişatı nasıl olabilir? Bir şeyi öncelikle ifade edelim. Türk Akım 1 çok önemli. Önce bunu söyleyelim. İstanbul'a ve çevresindeki endüstri alanına doğalgaz tedarik eden hattan bahsediyorum. Batı boru hattının yerini alacak olan. Bu çok önemli, Türk Akım 1. Hem İstanbul hem de çevresi açısından bunu söyleyelim. Balkan boru hattı açısından ya da Balkanlardaki arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi Balkan boru hattı diyelim ama biz ona Türk Akım 2 diyoruz. Buna dönecek olursak bu konu yerini alıyor. Çok büyük bir proje vardı. Nabucco isimli, hatırlarsınız. Bunun üzerinde de biz çalışmıştık zamanında ama işler yolunda gitmedi malumunuz. Şimdi Balkan boru hattı ya da Türk Akım 2 bir Batı Nabucco'su gibi böyle görebiliriz. Rusya Federasyonu bir şekilde Güney Avrupa'ya Azeri gazının erişimi üstünde duruyor. Yani plan aslında Azeri gazını Nabucco'yla Balkanlardan geçirmekti. Büyük plan buydu. Ama şimdi Rusya Balkanlara Türk Akım 2 ile gaz tedariği sağlamak istiyor ve her şey yolunda giderse Balkan ülkeleri de tabii ilgi gösteriyorlar buna. Türk Akım 2'den doğalgaz alma konusunda Macarlar da keza ilgi gösteriyorlar, ilgileniyorlar. Uzun vadede Baumgarten'a ulaşabilir diye düşünüyorum. Şu anda yaptırım altında Amerika Birleşik Devletleri'nin evet yaptırımları var. Türk tarafına yaklaştılar çeşitli seferlerde. Amerikalı mevkidaşlarımız endişe dile getirdi bize yaklaştıklarında. Bu boru hattı ile ilgili endişelerini paylaştılar. Ve arkasında siyasi bir motivasyon olduğu dile getirildi. Yani göreceğiz. Nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Ama Balkan ülkelerinde, Macaristan'da büyük bir ilgi var. İlgi olduğu sürece de gerçekleşecektir. Evet, bütün uzmanlarımıza çok teşekkür ederiz. Hepsi aynı fikirdeler. Evet, çok büyük bir potansiyel var Türk Akım 2 için ya da Balkan dostlarımızın söylediği gibi Balkan akımında. Çok büyük bir potansiyel olduğunu söylediler. Şimdi doğalgaz önümüzdeki yıllarda da
bizim hayatımızda olacak, orası kesin ve geçiş döneminde de bir alternatif olarak önemli bir rol oynayacak. Yani çevre açısından da sonuçta biliyoruz ki petrol ve kömürün hasara yol açtığını çok iyi biliyoruz. Şimdi bütün konuşmacılarımıza çok teşekkür ederiz katkılarından ötürü ve görüşlerini paylaştıktan ötürü. Ama dediğim gibi başta da bir soru cevap kısmımız var. Çok soru aldım. Ama ben bunları özetleyerek size aktarmaya çalışacağım. Çok vaktimiz olmadığı için. İki soru soracağım temelde. Birincisi yine müzakerelerle ilgili. Soru şu. Rusya, Türkiye'yi kaybetme riskini alır bu müzakerelerde. Yani buna cevap vermek isteyen varsa buyursun lütfen. Bu soruya ben cevap verebilir miyim? Buyurun efendim. Türkiye, en hızlı büyüyen enerji piyasalarından biriydi. Ve bence önemli bir doğal gaz ithalatçısı, bir enerji ithalatçısı, fosil yakıt ithalatçısı olmaya devam edecek. Yani Gazprom içinde, Rusya Federasyonu içinde. Tabii ki çok karlı bir pazardan bahsediyoruz ve çok da rahat bir pazardan bahsediyoruz. Büyük ihtimalle bir al vere açık olacaklardır. Ve ümit ediyoruz biraz daha cömert olacaklardır adil bir anlaşma için. Yani BOTAŞ'la anlaşamaz da daha sonra Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Almanya'ya bize sattıklarının yarısını satarlarsa olmayacak, işe yaramaz. Türkiye'de dediğim gibi yani paket anlaşmalarla değil, ayrı ayrı konuları tartışma yapabilecek, müzakere edebilecek duruma geldi. Yani dediğim gibi LNG tesisleri, bütün genel olarak bizim sunduğumuz kapasiteler her açıdan yani baktığınız zaman da mutlaka her türlü tesisimizde çok daha kapasitemizin yüksek olduğunu görüyoruz. Yani yeniden gazlaştırma tesislerimizin de kapasitesinin arttığını görüyoruz. Dolayısıyla elimiz çok daha güçlü ve bu yüzden de bu sözleşmenin, bu anlaşmanın çok daha adil olacağını ümit ediyorum. Evet, bir de Rusların bu konudaki görüşünü alalım. Çok kısa söyleyeceğim. Tabii ki kimse Türkiye pazarını kaybetmek istemez. Evet, Türkiye Avrupa'daki en büyük doğalgaz tüketicilerinden bir tanesi. Azerbaycan bizim boru hattımıza Baumgarten'ı doğalgaz taşıma girişimi çok talihsiz oldu. Yani bizim doğalgazımızı Yunanistan veya İtalya'da satmamalılar. Gazprom sonuçta bugün o gün o boru hattını kullanma şansı yok. Evet, bu da Rusya'nın görüşü oldu bu soruyla ilgili olarak. Var mı başka görüşü olan yoksa bir sonraki soruya geçeyim? Evet, bir sonraki soru. Yine Türkiye-Rusya ilişkileriyle ilgili. Sizce Türkiye ve Rusya birbirine güvensizliğin yol açtığı krizi aşabilecek mi? Adil olmak adına Doktor Bukarev ile başlamak istiyorum. Bana zor soruyu sordunuz ama. Bence evet, aşabilecekler. Yani Rusların bir deyişi vardır, 100 dolarlık banknot değilim ki herkes beni sevsin. Ama şunu söyleyeyim öncelikle, siyasi olarak mutlaka bir uzlaşma bulunmaya çalışılacaktır. Yani en zorlu siyasi tartışmalarda bile bu çaba var. Başka konuda sonuçta ekonomiyle siyasetin birbirine ayrılıp ayrılamayacağı konusu. Yani çok
başarılı ekonomik işbirliklerimiz oldu. Çok güzel örnekler var. İki tarafın da faydalandığı. Ve ekonomide başarılı bir işbirliği de siyasi sorunların da yardımcı oluyor. Yani ben şunu söyleyeyim, özellikle ben doğal gaz piyasasının artık siyasetten arınması gerektiğini düşünenlerdenim. Peki siz Mehmet Bey, siz ne düşünüyorsunuz? İki ülkenin arasındaki güvensizlik, varsa güvensizlik, yani soru bu şekilde olduğu için soruyorum. Sizce bu güvensizlik aşılabilecek mi ya da müzakereyle etkileyecek mi? Yok, yani Rusya sonuçta bizim komşumuz. Evimizden taşınacak değiliz, biz değiştiremeyiz, biz Türkiye'deyiz. Onlar da Türkiye'nin biraz daha kuzeyli. Dolayısıyla beraber yaşıyoruz, ortak bir kültür var. Tabii ki dönem dönem sorunlar olacaktır. Ama uzun vadede iki ülke birbirini destekleyecektir, bence. Bir şey ekleyebilir miyim? Tabii, buyurun efendim. Yani Türk-Rus ilişkilerinden bahsederken söylemem lazım. Komşular arasında hep mutlaka çatışan bir takım çıkarlarda, menfaatlerde olacaktır, ortak menfaatlerde olacaktır. Dolayısıyla komşular her zaman aynı fikirde olamaz. Yani her türlü konuya iyi niyetle yaklaşmalıyız, elimizden geldiği kadar yapıcı olmalıyız. Ve eğer bazı sorunları çözemiyorsak, sorulara cevap bulamıyorsak, onları mümkün olduğu kadar yönetmeye çalışmalıyız. Tabii aslında yani bu soru bayağı siyasi bir soru, bizim konuşmalarımızın kapsamının dışında diyebiliriz. Ama ben de birkaç şey söylemek istedim. Yani ben Rus arkadaşlarımızın zaten her şeye tamam demesini beklemiyoruz demek isterim. Yani ama bu tür ilişkileri yönetmek çok önemli. Özellikle Rus Federasyonu ile kuzeydeki bu komşumuzla ilişkilerimizi yönetmek çok kıymetli. O kadar çok işbirliği yaptığımız alan var ki, o kadar çok ortak menfaatimiz var ki, bunu sürdürmeliyiz. İyi niyetle elimizde gelen en iyi, en yapıcı şekilde ikili ilişkilerimizi geliştirmeye çalışmalıyız. Çok teşekkürler. Yani bu iki ülke farklı aşamalarda, tarihte, farklı seviyelerde, evet çatıştı. Ama her zaman bu fikir farklılıklarını bir kenara koyup tekrar anlaşmaya karar verdiler ve bunu başardılar. Evet, biliyorum hemen sonrasında bitireceğiz ama Rus konuşmacılarımıza sorum olacak. Biraz sabrınızı rica edeceğim. Sorum Rus uzmanlarımıza. Türkiye ile Doğu Akdeniz'de hidrokarbon aramalarında iki devletli bir ortak çalışma mümkün olabilir mi? Nedir bu konudaki görüşleri? Yani bu Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımızda ortak bir proje ihtimali var mıdır? Rus konuklarımıza soruyorum. Hello. Zor soru. Ticari olarak herhalde soruluyor. Evet, ticari bir soru herhalde. Yani Türk ve Rus muhataplar ortak bir yol buluyorsa neden olmasın? Sonuçta bu siyasi bir konu, Kıbrıs'ta bir siyasi konu. Nasıl çözüleceği önemli. Yine son söylediğimi söylemek istiyorum. Yani siyaseti bunun dışında bırakmalıyız. Yani sonuçta iki tarafın da menfaatine neden olmasın. Ama dediğim gibi yani Kıbrıs sorunu, Kıbrıs sorununun yasal, hukuki durumu vesaire bütün bunların çözülmesi gerekiyor. Çok teşekkürler. Siz bir şey eklemek ister misiniz doktor? Okay. So now I would like to thank you all
Evet, o zaman hepinize çok teşekkür ederim. Bütün saygı değer konuklarımıza çok teşekkür ederiz. Inputs, insights and opinions on our questions. Konuklarımız bize çok değerli görüşlerini aktardılar, fikirlerini söylediler, bilgilerini paylaştılar. Çok heyecan verici, çok keyifli, zevkli bir tartışma oldu. Türkiye-Rusya ilişkileri, enerji piyasaları konusunda. Aynı zamanda İzleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdıkları için, sabırları için ve son olarak da Sayın Güldağ ve Dünya Gazetesi'ne bu harika etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için çok teşekkür ederiz. Şunu da söyleyeyim, herhangi bir sorunuz varsa bana aktarmak istediğiniz Sayın Kahveci'ye iletin lütfen, o bana iletecek. Çok teşekkür ederim. Hepinize, sevdiklerinize pandemi sırasında güzel, sağlıklı günler dilerim. Çok teşekkürler, sağ olun. İyi günler, sağ olun.